Merhaba arkadaşlar 8 Mart AYT kimya soru çözümleriyle beraberiz. 15. soruyla başlıyoruz. Periyodik sistemdeki bor, flor, argon, bakır ve fransiyum elementleriyle ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır demiş. Birincisi bor, flor ve argon elementleri P bloğunda bulunur. Şimdi 1A, 2A'nın bulunduğu blok S, B gruplarının bulunduğu blok D, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A ve 8A'nın bulunduğu blok da P bloğudur. Gördüğümüz gibi bor, flor ve argon P bloğunda bulunur. Doğru. Fransiyum elementinin aktifliği en yüksek olan elementtir. Evet metalik aktiflik 1 aya doğru ve fransiyuma doğru artar. Yani fransiyum en aktif metaldir. Doğru. Bakır elementi bileşiklerinde değişken pozitif değerlik alabilir. Evet D gruplarındaki elementler B gruplarındaki D bloğundaki elementler birden fazla artı değerlik alma özelliğine sahiptir. Bakır da artı 1 ve artı 2 alabildiği için nedir? Değişken değerliklidir. Doğru. Bakır, bor ve fransiyum elementi metal. Yanlış. Bor her ne kadar 3A'da bulunsa da bir yarı metal olduğu için metaldir demiş. Yanlış. Yarı metaldir bor. O yüzden bu ifade yanlış. Elektronik aktivitesi en yüksek olan element flordur. Evet elektronik aktivitesi en yüksek olan element flordur. Doğru. Yanlış olan cevap D şıkkı yani 4. Geldik 16. soru. Aşağıdaki kuantum sayılarından hangisine ait bir orbital bulunma olasılığı yoktur demiş. Şimdi çocuklar n eşittir 3'ten başlamış. n eşittir 3, eşittir 3'teki bir orbitallerimiz S, P ve D orbitalleri. Şimdi S orbitalinin L'si 0. Şöyle açısal momentum kuantum sayısı 0. P'nin 1, D'nin 2'dir manyetik kuantum sayısı yani mls'i s'nin 0, p'nin eksi 1 0 artı 1 değerini alır, d'nin ise eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2 değerini alır. Şimdi buna göre bakalım. En üstte l2 var gördüğünüz gibi, l2'nin değerini alıyor, 0 değerini alıyor mls'i. mcs'ne de bakalım, onda söylemiş, mcs. Hepsinde eksi 1 bölü 2 ya da artı 1 bölü 2 alabilir. Çünkü dönme yönünü ifade eder orbitaldeki hem eksi 1 bölü 2 hem de artı 1 bölü 2 alabilir. Bu da doğru. Şimdi geldik n eşittir 2. n eşittir 2'de s ve p orbitalleri var. l eşittir p orbitali olduğu için gördüğünüz gibi p'nin l'si 1, m l'si 0, m s'si artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olabiliyor. Bu da doğru. N eşittir 4. N eşittir 4 de S, P, D ve F orbitalleri bulunur. Burada L2 demiş. L2 neydi? D orbitaliydi. Bakın şurada hepsini yazdık. Orbitallerin alabileceği sayısal değerleri. L'si 2 olan D'dir. D ne alabiliyordu? MLS'i eksi 2 alabiliyordu. MSS'i eksi 1 bölü 2 ya da artı 1 bölü 2 alabilir. Doğru. N1. N1 ne demektir? birinci yörünge demektir. Orada sadece s orbitali var. s orbitalinin l'si 0, m l'si 0, m S eksi 1 bölü 2 ya da artı 1 bölü 2 olabilir. Bu da doğru. Yine en eşittir bir de s orbitali bulunacak. m l'si ne olacak? 0. Yalnız m l'si 0. m l'si ne olacak? O da 0 olması gerekiyor. Fakat burada eksi 1 demiş. s orbitalinin unutmayın m l'si 0 değerini alır. Bir orbitalde ML eksi bir değerini alıyorsa ya P'dir gördüğünüz gibi ya D'dir. O yüzden E şıkkı olamaz. 16. sorunun cevabı E şıkkı. 17. soru 3 basamakta gerçekleşen bir tepkimenin basamakları buna göre tepkime ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır demiş. Mekanizmalı yani basamaklı bir tepkime. 3 basamaktan verilmiş. Net tepkimeyi bulmak için hepsini toplayacaksınız basamakların. Karşılıklı aynı olanlar birbirini götürür. Ve kalanlar net tepkime en yazıları ne kaldı? 2 NO 2 artı 2 bir tane F2 kaldı. Sonra NO 2 F kaldı. Kaç tane? 2 tane. Şimdi net tepkimemiz bu. Basamaklı tepkimelerde basamakları topladığınızda kalan tepkime net tepkimedir. Aynısını bakalım. Evet, o zaman A şıkkı doğru. Tepkimenin hız bağıntısı. Basamaklı tepkimelerde yavaş basamak hızı belirlersiniz. İsterseniz 10 basamaklı tepkime olsun. En yavaş basamak sizin hızınızı belirleyen basamaktır. O yüzden yavaş basamağa bakıyoruz. Şuradan daha iyi göreceksiniz. Şurayı bir silelim yavaş basamağı. Yavaş basamaktaki hız bağıntısı yani R eşittir, R hız eşittir. K çarpı girenlerin derişimi bize hızı verir. Girenlerde katı ve sıvı varsa alınmaz. Gaz ve suda çözülmüş varsa alınır. Burada bakın sadece bir tane madde var ve gaz direkt alıyoruz. NO2F2. Evet hız bağıntımız bu. Aynısı mı? Evet. O zaman hız bağıntısı da doğru. NO2F2 ara üründür demiş. Bakıyoruz şimdi. Bakın bir reaksiyonda oluştu. Sonra diğerinde giren oldu, kayboldu. Bir reaksiyonda oluştu. Sonra giren oldu, kayboldu. İşte bu maddelere ara ürün diyoruz. Bakın bunlar kimler? NO2F2 ve F. Bu ikisi ara üründür. Evet, bu da doğru. Tepkimenin mertebesi 3'tür. Şimdi çocuklar, mertebeyi hız bağıntısındaki üstlerin toplamı belirler. Bakın hız bağıntımız bu. Üstümüz kaç? Bakın şuradaki derişimlerin üst ifadesi burada 1 var. Görünmeyen bir 1 var. Bir var. Demek ki tepkimenin mer mertebesi ya da derecesi 1, 3 değil. Cevap ne olacak? Değişik. Şimdi. E'yi de söyleyelim. Tepkimeye katalizör eklenirse yavaş basamağın aktifleşme enerjisini düşürür. Evet katalizör yavaş basamağı etki eder. Yavaş basamağı hızlandırırken aktifleşme enerjisini düşürür. Geldik 18. soru. Diyor ki tepkimesinin standart koşullardaki entalpi değişimi delta H eksi 1675 kilojül bölü moldür. Buna göre aşağıdaki tepkimelerin standart koşullardaki entalpi değişimi delta H aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Yani şu tepkimelerin delta H'larını bulacağız. Hess yasası. Hess yasası neydi? Bir tepkime ters çevriliyorsa delta H işaret değiştirir. Herhangi bir katsayıyla çarpılıyorsa çarpılır. Şimdi bakın yukarıdaki tepkimeyle bakıyorum. Aynı tepkime. Bu tepkimeyle bu tepkime aynı görüyorsunuz. Yalnız ne yapılmış? Ters çevrilmiş. Bakın alüminyum da var, alüminyum oksit de var, oksijen de var. Yalnız ters çevrilmiş. Ters çevrilirse işaret değiştirir. 1675 olur bunun delta H'ı. Yani delta H 1'i bulduk birindeki artı 1675. Devam ediyoruz. Ne yapılmış peki? Bakın. ikinci tepkime de aynısı alınmış. Bakın ters çevrilme yok. Alüminyum girenlerde, oksijen girenlerde, alüminyum oksit ürünlerde yalnız 2 ile çarpılmış. Bakın 2 iken 4 olmuş. Hangi sayıyla çarpıyorsanız entalpi o sayıyla çarpılır. Bu sefer işaret değiştirmeyeceğim ama 2 ile çarpacağım. Çünkü 2 kat alınmış. O zaman ne olur? Eksi 3350 olur devam ediyoruz. Bakın burası da ter, bakın bu da ters çevrilmiş. Neyle çarpılmış yalnız? Bakın alüminyum oksiti ters çevirdik. Yalnız 4 katı gördüğünüz gibi birerken 4 olmuş. 4 ile çarpacağım bu sefer ve ters çevireceğim. Yine artı olacak. Bakın tepkimeyi ters çevirirsem delta h işaret değiştirir. Herhangi bir katsayıyla çarparsam çarpılır. O da 1600 eksi art pardon artı olduğu çevirdik ters çevirdik 1600 6700 pardon 1600 diyorum 6700 oldu hangi şıkta var 1675 eksi 3350 artı evet B şıkkında var gördüğünüz gibi. Yani cevap B şıkkı. Geldik 19. soru. 2 litre alüminyum klorür çözeltisinde klor iyonları değişimi 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litredir. Buna göre çözelte çözülmüş bulunan alüminyum klorür tuzunun kaç gram olduğu isteniyor. Çocuklar bir maddenin kaç gram olduğunu bilmeniz için ilk önce molünü bulmanız lazım ki M bölü MA'dan grama geçin. Şimdi ilk önce iyonu verdiği için alüminyum klorürü bir iyonlaştıralım alüminyum artı 3 3 klor eksi şeklinde iyonlaşır. Bakın bunun bana molaritesini vermiş. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol bölü litre. Şimdi ben bunu mole çevireceğim ki oradan alüminyum kloru ne yapayım? Geçeyim. Çocuklar bu katı suda çözüldüğünde ne yapar? İyonlarına ayrışır ve suda suda olur. Şimdi Hemen molünü bulalım. Molünü molariteden nasıl buluyoruz? Molarite eşittir manav. Ya da mol bölü litre. Molaritemiz belli. 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir. Molü bulacağım. Hacmi vermiş mi? Vermiş. 2 litre. Buradan molünüz ne gelir? 3 çarpı 10 üzeri eksi 2. Şimdi bu 3 çarpı pardon 6 çarpı 3'te 2'yi çarpıyoruz. Bu buraya geçer çarpım halinde çarpmayı unuttuk. 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. Şimdi 3'e 1 oranı var. Bakın alüminyum tepkime de 1 mol girdiğinde klor 3 mol oluşuyormuş. Peki 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol oluştuğunda klor alüminyum klorür ne olur? Ne olur? O da 6 çarpı 10 üzeri eksi 2 bölü 3'ten 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol olur. Yani şurası 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 mol. E molünü bulduk artık. Hemen ema'ya ne yaparım? Geçerim. Mol eşittir m bölü ema. Molü bulduk. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. M zaten onu istiyor. Kütlesi ne kadar? Ema şuradan bulduğumuz değer çocuklar. Unutmayın buradan ema'yı buluyoruz. Hemen bulalım o alüminyum 27. Klor 3 tane olduğu için 3 çarpı 35'ten 132 gram geldi. Tamam mı? Şimdi 132 grammış bu. Ema'yı da buraya yazdım. Bakın bu buraya çarpım olarak geçtiğinde bu 0.02'dir. Çarpı 132'den kaç gelir? 2.64 gram gelir. Yani cevap ne olur? 5. 20. soru bir gaz sorusu. Diyor ki: Şekildeki aynı ortamdaki mavi ve yeşil balonlar sırasıyla neon ve kükürt trioksit gazlarıyla şişirilmiştir. Mavi balonda 1200 Kelvin sıcaklıkta 1 mol neon gazı, yeşil balonda 3300 pardon. 300 Kelvin sıcaklıkta 1 mol SO3 gazı bulunmaktadır. Bolonların ucundaki ip aynı anda açıldığında mavi balon 8 saniyede tamamen söndüğüne göre yeşil balonun tamamen sönmesi için kaç saniye sürer diyor. Çocuklar bu gazların kinetiği ile ilgili yani hızları ile ilgili hızlar ve zaman. Şimdi neonun hızının SO3'ün hızına yani kükürt trioksitinin hızına oranı zamanla ters orantılıdır. Bunu unutmayın tamam mı? Yani hızla zaman birbiriyle ters orantılı. Peki hızları nereden buluyorduk? Molekül ağırlıklarının kareköküyle köküyle ters sıcaklıkla doğru orantılıydı. Sıcaklık da verildiği için sıcaklığı da yazıyoruz. Yani köre içerisinde ne olacak? E, e, kükürt trioksitin molekül çarpı neonun sıcaklığı. Sıcaklığı doğru. Bölü neonun molarlığı çarpı kükürt trioksitin sıcaklığı eşittir. Mavi balonun zamanını vermiş. Trioksitin kini istiyor. Ne kadar da sönmüş? 8. Bakın buradan. Bunu ne yapacağız? Bulacağız. Bunu istiyor zaten. Verilen değerlerine koyalım. Bakın buradan neyi buluyorduk? molekül ağırlıklarını SO3'ün buradan buluyorum 32 artı 48'den 80 neonun sıcaklığı 1200 kelvin sakın kelvine çevirmeyin zaten kelvin verilmiş ama santigrat verilseydi kelvine çevirecektiniz 273 ile toplayarak neonun vermiş 20 SO3'ün sıcaklığı 300 buradan sadeleştiriyorum bu bunun 4 katı bu bunun 5 katı. Buradan bununla bunu sadeleştirirsek kök içerisinde 16 bölü 1 kalır. O da dışarıya ne çıkar? Bunlar eşittir tabii ki Te SO3/8. Bu da ne çıkar dışarıya? 4/1 eşittir SO3/8'den. Bu buraya çarpım olarak geçer. Kaç saniyede terk ediyormuş kükürt trioksit? 32 saniye. Yani değişik. Genelik 21. soru karbon sorusu. Karbon elementi periyodik sistemde ikinci periyot 14. grupta bulunur. Organik bileşiklerin temelini oluşturan karbon atomu sayıca oldukça fazla çeşit bileşik oluşturabilir. Buna göre karbon altı atomu ile ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. 4 bağ oluşturur. Evet karbon 4A grubu olduğu için... Ne yapar? 4 bağ oluşturur. Bu bağlarını bir doğru. Bu bağlarını ikili yapabildiği gibi tekli yapabildiği gibi ikili ve üçlü de yapabilir. Doğru. Karbon atomları sayısı ve dilişte bir araya gelmesine elmas ve grafit gibi doğal allatropları oluşur. Evet. Allatrop nedir? Aynı karbon atomlarının farklı dizilimleriyle oluşan yapılara allatrop diyoruz. Elmas ve grafit de Karbonun doğal allotroplarıdır. Doğru cevap ne olacak? eşık Hücre diyagramı verilmiş 22. soruda diyor ki, elektrokimyasal hücre ile ilgili ifadelerinden hangisi yanlıştır? Şimdi çocuklar bir e, şeye bakalım. Hücre diyagramı daha doğrusu pil şeması verilmiş bize. Tamam unutmayın bu bir pil şeması. Pil şemasında bakın demir yükseltgenmiş. Demir yükseltgendiği için demirin olduğu taraf anot tarafı. Çünkü anotta her zaman yükseltgenme olur. Bunu unutmayın. Gümüş ne yapmış? İndirgenmiş. İndirgenmenin olduğu tarafta her zaman katottur. Tamam mı? Unutmayacaksınız. Ve tepkimemizde de aynısı olacak. yükselt yükseltgenecek, gümüş indirgenecek ve evet. Bir hücre tepkimesi doğru. İstemli bir tepkimedir. Çocuklar istemli tepkimedir. Çünkü pil tepkimeleri kendiliğinden gerçekleşir. Fakat bir de şuna bakacağız. Eğer E pil değeri sıfırdan büyükse istemli, sıfırdan küçükse istemsizdir. Şimdi istemli mi bakalım. İstemli demek kendiliğinden gerçekleşmek demektir. Bakalım şimdi E pil değerine. E pil nedir? Anot artı katot. Şimdi anotta yükseltgen olacak? Bakın bize burada verilmiş. Pil, yükselt demirin yükseltgenmesi verildiği için anot olduğu için direkt onu alıyorum. Yalnız katoda dikkat edin bakın. Gümüşün indirgenmesi olacak. Burada yükseltgenme verilmiş. O yüzden ters çevireceksiniz. Çünkü yükseltgenmenin tersi indirgenmedir. İndirgenme yaparken e pil değerini işaret değiştireceksiniz. Yani artı 0.80 yapacaksınız. Ve sonuç ne çıkacak? 1.24 volt çıkacak. Bakın artı bir değer çıktı. Sıfırdan büyük. O yüzden istemlidir. Doğru. Şimdi tuz köprüsünde anyonlar unutmayın. Tuz köprüsünde anyonlar anota katyonlar katota evli evine köylü köyüne. O yüzden bakıyorum tuz köprüsünde anyonlar demire gitmesi lazım. Çünkü anot tarafı orası. Ne demiş bu? Gümüş demiş. Evet yanlış ifadeyi bulduk. 3. Ama de devam edelim. Başlangıç pil potansiyeli 1.24. Evet pil potansiyelini bulmuştuk zaten. Diyor ki anot kabında elektrot kütlesi 11.20 gram azalırsa katot kabında 43.2 artar. Hemen bulalım. Şöyle bakın pil reaksiyonundan hemen çıkar zaten. Evet hemen yazalım pil reaksiyonunu. Daha rahat görün. Şimdi benim ne olacak? Aşınacak. Tamam mı buradan? Ne kadar aşınmış bu demirden? Kaç mol aşınmış onu bulacağız şimdi. Mol neydi? M bölü MA. Hemen molünü bulalım. M'i bakın burada verilen M. 11.2 MA ne? MA Buradaki değer 56. Kaç mol aşılmış? 0.2 mol aşılmış. Tamam Şimdi sizin bakın 1'e 2 oranı var. Siz 0.2 mol aşınırken 0.4 mol gümüş oluşacak. Tamam mı? 0. Bakın 1'e 2 oranı var. Siz 0.1 aşınırken, 0.2 aşınırken, 0.4 mol gümüş olacak. Hemen onun gramına eşit bulalım. 0.4 eşittir m bölü MA'dan emini bulacağız. Ne kadar arttığını. O da 108. 108 ile çarptığınız zaman buradan m de 43.2 gram çıkar. Yani doğru. Cevap ne olacak? Yalnız 3 C şık. Geldik 23. 3. soru. Ergimiş e, gümüş klorür tuzunun elektroliz sırasında katotta 19,5 gram çinko maddesi toplanabilmesi için 3860 saniye boyunca kaç amperlik akım geçirilmelidir? Hemen çocuklar şunu şu formülden yapalım. Toplanan madde miktarı eşittir bunun eması çarpı akım çarpı saniye cinsinden zaman bölü 96.500 çarpı yük. Yani. Toplanan madde miktarını vermiş bakın bize emi. 19.5 gram toplanmış. Çinkonun emasını yazacağız. Kaç? 65 vermiş zaten. Akımı bulacağız. Saniyemiz kaç? 3.860 bölü. 96.500 çarpı n kaç? Çinkonun değerliği kaç? Bakın burada artı 2. Klor da eksi 1. Yani alınan verilen elektron sayısı 2. Buradan i'yi çekerseniz 15 amper çıkar. Yani değişik. 24. sorusu bir denge sorusu. Bakalım tepkimesi kapalı bir kapta sabit sıcaklığı dengeye gelmiştir. Buna göre dengedeki sistemin sıcaklığı T anında arttırıldığından 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Hemen bakalım. Şimdi dengeye Chatelier ilkesine göre Dengeye bir etki yapıldığında denge bu etkiyi azaltacak yönde ne yapar? Hareket eder. Şimdi endotermik bir reaksiyon görüyorsunuz delta H artı 58 demek ki ısı girenler tarafında bu önemli. Şimdi çocuklar siz sıcaklığı arttırırsanız sistem ısının olmadığı tarafa yani ürünler tarafına kayar. Ürünler tarafına kayacağı için Ürünler tarafının derişimini arttırır, girenler tarafının derişimini azaltır. Bakın gördüğünüz gibi. Ürünler tarafının derişimi arttı, girenlerinki azaldı. İki kesinlikle doğru. Ürünler tarafına doğru arttığı için kahverenginin görünümünde artış gerçekleşir. Bir de doğru. K denge sabitine geldi sıra. Bakın ürün bölü girendir. Ürünlerin derişimi bölük girenlerin derişimidir. Siz ne tarafa kaydınız? Ürünler tarafına kaydınız. Ürünlerin derişimini arttırdınız. Dolayısıyla KC de artacaktır. Burada ne demiş? KC denge sabiti azalır. Yanlış. Cevap ne olacak? 1, 2, C şıkkı. 25. soru. Diyor ki bu bileşiklerle ilgili ifadelerinden kaç tanesi doğrudur diyor. Şimdi bakın bileşikleri tanıyalım. Bunlar organik bileşikler. Bu dikarboksil asit. Yani çocuklar iki tane karboksil grubu var. Yani coh grubunu gördüğünüz zaman karboksil asit diyeceksiniz. Asit. Bakın bu dikarboksil asit. Bu gördüğünüz gibi bakın bir tane coh grubu var. Monokarboksilli asit. Bunun ismini söyleyelim hatta. Etandiol. Dioksit <laughs> asit. Dioksit asit. Çocuklar pardon. Etandioik asit. Ol diyorum. Oha <laughs> Az yani karboksil grubu var. Çok özür diliyorum. Etandioik asit. Tamam mı? İki tane asit grubu olduğu için di ekini getiriyoruz. Bu bakın 3 karbonlu bir asit propan oik asit. Tamam mı? Bu da bir ester çocuklar. Bakın eğer şuradaki CH3'ün yerine H olsaydı o da bir asit grubu olacaktı ama H'ın yerine CH3 bağlandığı için bu bir ester olmuş. Esterimizin ismi de metil etan oat Şimdi bakıyoruz. Birinci bileşik dikarboksil asittir. Doğru. Di, bakın dioyik asit. İkinci bileşik halk arasında sirke olarak bilinir. Çocuklar sirke asit olması için şu olması gerekiyordu. Yani CH3CO dediğimiz şu grup olması gerekiyordu. Ama maalesef gördüğünüz gibi 3 karbonlu, 2 karbonlu değil. O yüzden... Halk ikinci bileşiği biz halk arasında sirk asit değil ne deriz? Propanoik asit deriz. Yani iki yanlış. 2 ve 3 bileşik, bileşik birbirinin fonksiyonel grubudur diyor. Grup izomeridir diyor. Şimdi bakalım. Fonksiyonel grup izomerisi demek. Kar kapattığınız zaman karbon ve hidrojen sayısı aynı ama isimleri farklı olan yapılardır. Şimdi şu ikisine bakalım. Çünkü bu ikisini diyor bize. Kapalı formüllerini yazıyorum bakın. 3 tane karbon var, 6 tane hidrojen var. 2 tane oksijen var. Metil şeye bakıyorum, estera bakıyorum. Onun da 3 karbonu, 6 hidrojeni ve 2 oksijeni var. Gördüğünüz gibi kapalı formülleri aynı. Fakat isimleri farklı, yapıları farklı. O yüzden bu ikisi birbirinin izomeridir. Doğru. İkinci birleşik monokarboksil asittir. Evet bir tane coh kökü olduğu için monokarboksil asittir. Doğru. Üçüncü birleşiğin ismi metil metanoat olarak adlandırılır. Hayır metil etanoat. Çocuklar çünkü bakın şu köke bağlı 2 tane karbon kısmı var. O yüzden buraya metil diyemezsiniz. Eta, etil olarak isimlen, e, isimlendirmeniz gerekir. O yüzden bu da yanlış kaç tane doğru cevabımız var 3 tane. geldik 26 soru aşağıdaki organik bileşiklerden hangisinin karşısına yazılan sistematik adında hata yapılmıştır diyor bakalım. Gördüğünüz gibi bir, bir alkol yapısı çünkü OH bağlı. Hangi karbonda var OH? İkinci karbonda var. Ne diyorum? 2-propanol. Doğru. Bakın bu da bir eter yapısı. İsimlendiriyorum. Çocuklar şurasına oksi diyelim. Etoksi etan. Doğru. Burada gördüğünüz gibi iki tane OH bağlanmış bir diol. İkinci ve dördüncü karbonda OH olduğu için 2,4 pentadiol doğru. Buraya bakıyoruz şimdi. Yine uzun karbon zincirini bulduk. Çocuklar bakın OH'a öncelik veriyoruz ama buradan başlasam da 3 olacak. Buradan da başlasam da iki baştan başladığınız zaman da OH 3'e geldiğinde fonksiyonel gruba da yani Yan dal dediğimiz CH3'e de en küçük numara verdiğimiz tarafı tercih edeceksiniz. O yüzden 2 metil 3 pentanol olacak. Yani D yanlış. 3'e E'ye e de bakalım. 2 metoksibütan demiş. Bir şurası gördüğünüz gibi eter kısmı tek karbonlu olduğu için buna metoksi diyoruz. Kime bağlanmış? Bütana bağlanmış. Kaçıncı karbonla bağlanmış? i̇kinci karbonla bağlanmış. İki metoksi bütan doğru. Yanlış cevap değişik. 27. soruya bakıyoruz. Yine organik katılma tepkimesiyle ilgili katılma tepkimesi e ifadelerinden hangisi yanlıştır demiş. Bakalım şimdi. Elde edilen bileşik alkil halojenürdür. Çocuklar reaksiyonu yazalım. Şimdi ben size iki şekilde anlatacağım bu reaksiyonu. Bu reaksiyon bir Markovnikov reaksiyonudur. Nereden anladık? Katılma tepkimesi. Çünkü bir alken, alkenlerde katılma tepkimesi olur çünkü pi bağı vardır. Katılma tepkimesinde Markovnikov uyguladığımızda hidrojen, hidrojenin fazla olduğu yere brom da hidrojenin az olduğu yeri olur ve katılma tepkimesi her zaman pi bağının olduğu karbonlara olur. Şimdi yaptığımız zaman brom nereye bağlandı? Hidrojenin az olduğu karbona Hidrojende fazla olan karbona bağlandı. İşte bu Markovnikov kuralıyla oluşan kuralıyla oluşan ana ürün. Tamam mı? Eğer normal yaparsak yani CH2'ye brom diğerine de H bağlarsak o da yan ürün olur. Yani şu da Markovnikov yapmayıp da normal CH2'deki bromu buraya bağlarsak bu da yan ürün olur. Çocuklar ana ürün %90'larda elde ettiğimiz ürün yan üründe işte yüzde beşlerde yüzde altılarda elde ettiğimiz bir üründür. Şimdi buna göre elde edilen bileşik alkil halojenürcül. Evet gördüğünüz gibi iki brom pentan yani halojen bulunan bir yapı olduğu için alkil halojenürcül diyoruz. Doğru. Katılma tepkimesi gerçekleşir. Doğru. Ana ürünümüze bakıyoruz bakın. Ana ürünümüz ne? Markovnikov'dan oluşan ürün. Pardon en küçük Sakın böyle numaralandırmıyoruz. Daha rahat görmeniz için anlatıyorum. Ne yapıyorduk? Dala, yan dala en küçük numara gelecek şekilde karbonlara numara veriyoruz. 2 brom pentan. Doğru. Bakın ikinci de brom var. 2 bromo pentan. Doğru. Brom da diyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Oluşan yan ürün. Evet yan ürün de bu. Gördüğünüz gibi doğru. Oluşan bileşik doymuş bir hidrokarbondur. Çocuklar doymuştur ama hidrokarbon değildir. Brom bağlandığı an hidrokarbonluk gider. Neden? Hidrokarbon demek yalnızca karbon ve hidrojen olan demektir. Brom halojen olduğu için hidrokarbonluk bozulur. Cevap ne olur? E şıkkı olur. Evet, burada çözümlerimiz sonarmıştır. Hepinize iyi günler diliyorum.